Efendim masmavi koyları yemyeşil köyleriyle, sebze ve ot yemekleriyle dikkatleri üzerine çeken, tüm ilçeleri Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri olan Muğla'daki lezzetli tavsiyelerimiz başlıyor. Muğla'da ot kavurması daha çok olur. Öyle mi? Evet, etçi değilizdir. Hani otumuz daha çok önde gider. Ne yapacağız? Güzel. Bunlar yanıyor oğlum, ben bunu bilmem. Bekle, öyle yanıyor. Ha, yap bakayım onu. Hazır mı? Hazır. Şimdi? Hazır. Bitti. Bu hindi yemeği hazır. Bitti. Buyur seni köfte helvesi. Eskiden damat evi kız evine bu tatlıyı yaparmış. Tam göbeğine de sarı lirayı koyarmış. Bakayım burada var mı? Sarı lira. Nerede sarı lira? Sarı lirayı almadan gitmem ben Muğla'dan. Efendim, güzel memleketimde çok sevdiğim bir lokasyondayım. Çok orijinal, çok enteresan bir yöredir. Ula'dayım. Evet, Ula'yı şöyle bilirsiniz. Hani bisiklet dostu bir yerleşim yeridir. Herkes burada bisiklete biner. Belki de huzurun ve sağlığın yolu bu tarz bir yaşam. Evet. Ve bol güler yüz. Evet. Ayşen abla nasılsın? İyiyim sağ ol. Sizler de iyisiniz. Vallahi hoş geldiniz Ula'mıza. Hoş bulduk. Sizleri gördük. Çok mutlu olduk. Biz de aynı. Çok sevindik. Bize bugün bir sürprizim var. Arap saçı görüyorum ama onun ismi burada farklı. Ha, burada sıra otu denir. Sıra otu. Ha, biz bunu ot yemeklerimizde Ula'da, Muğla'da ot kavurması daha çok olur. Öyle mi? Evet, etçi değilizdir. Hani otumuz daha çok önde gider. Burada oğlak eti daha çok kullanırız. Kuzu etini tercih edenler, dana eti tercih edenler, herkesin farklı. Oğlak, kuzu, dana. Ha, üçünü de tamam. Kullanırız. Şimdi etlerimiz doğranmış. Evet. Oğlak eti mi tamamı? Bu kuzu eti. Peki hazır, diğer malzemelerimiz nelerdir? Şimdi ana şeyimiz sıra otumuz. Evet. Kuru biberimiz, sarımsak, soğanımız, zeytinyağımız, karabiber, tuz, üzerine de toz biberimiz. Önce ne yapacağız acaba? Önce şimdi ne yapmamız önce gerekiyor? Ocağımızı açalım. O en önemlisi. Ocağı yaktıktan sonra? Şimdi üzerine tenceremizi koyuyoruz. Tamam. Eti kavuracak mısın? Eti tabii. Biraz. Sıvı gidene kadar mı? Sarımsağımızı doğrayacağız. Ha, sarımsakla eti hepsini evet, beraber evet. Şöyle bir kokutacağız. Evet, yani. Bir başlıyoruz. Da. İzliyoruz aşamaları teker evet. Teker. Ayşe abla şimdi ne yapacaksın? Şimdi sıra otumuzu, evet. Arap saçımızı doğruyoruz. Ne kadar büyüklüklerde? Şöyle. Sapıyla beraber mi? Evet evet. Tamam. Aldık onun başını zaten biz sapını. Sebzeyi de çok fazla öldürmemek lazım. Aynen. Vitamini gitmesin. Aynen. Şimdi koyuyoruz. Önce saplarını koyalım. Ne kadar zamanda pişecek? Hala baharat ve tuzu atıldı mı? Hani atılacak. Karabiberini attık, tuzunu evet. Da attık ama belki az gelir diye yanımda bulunduruyorum. Ne olur ne olmaz. Sonra servise aldığımızda toz biber ekeceğim üzerine. Bu kadar. Ayşen ablacığım eline sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Kokular geliyor. Tadına evet, bayılacağım. İnşallah bu belli. Beğenirsiniz. Kokudan belli. Evet. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Efendim bir tarifimiz daha olacak. Dizi filmlerimizde, bir dolu sinema filmimizde, tiyatroda. Sizlerin çok sevdiği bir isim. Büyük bir ustayla. Kendisi gibi tatlı mı tatlı bir tarif vereceğiz. Ayrılmayın. İşte geldi. Ulan ben seni çok sevip dururum. Ben de seni sevip dururum. Sen nereden çıktın geldin Bora? İzmir. İzmir mi? Evet. Burası Ula. Sen bu sakıda mı geldin, kız isteğe mi geldin? Kız isteme işi geçti. Öğretti mi hanım beni yola? Sarımsak yola geldim. İyi, o zaman bir seni bolca sarımsak yolu verelim gari. Bolca götüreceğim buradan Gülnüğe abla. İyi, hoş geldin. Sefalar getirdin. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ben de herkes çok seviyorum. Seni çok çok seviyorum. Teşekkür ederim. Bak benim, ben sana neydi vereyim? Neydi vereyim bugün? Hiç kimsenin etmediği değişik bizim çocukluğumuzun tatlısından ediveriyorum. Bu bizim köfte halvemiz.
Kofta da diyorlarmış değil mi bunu eskiden? Derler. Kofta da derler. Kofta. Kofta, köfte. Çok güzel. Ha. Bu güzel şive için ayrıca teşekkür ederim. Ne demek? Güzel abla. Başlayalım. Hadi bizi kolay gelsin. Tamam, başlayalım hadi. Tugay, ne yapacağız? Bunu ha yanıyor oğlum, ben bunu bilmem. Bekle, öyle yanıyor. Ha, yap bakayım bunu. Ha, bu da bizim eski bakırgan dayanağımız. Tam o işte. Ha, bakır dayanı bu. Dayanın ne olduğunu bilir misin? Dayanak, üç ayak. Ha, duyuyor bu. Ha, şu mu? Ha. Aa, dayan, evet. Dayan, bakır dayan. Hindi bakır tava, tencere. Ha, hindi kiber adı. Evet, tencere, tava. Hindi başlıyoruz. Hindi, hadi bismillah bakalım. Böyle döküyoruz oraya onları. Kaşığına hindi bunları böyle döküyoruz. Ondan sonra Cem'in... Efendim... Önce bunu pişiriyoruz değil mi? Yani ha. Yağ değil. Yok yok, ikisi beraber. Ha, beraber. Beraber, beraber. O birbirine... Nereye aile birlikte? Ha, birbirine şey olacak o. O üzümden önceden hazırlanan ha. Köfteleri köfte gönderiyoruz. Köfteleri eritiyoruz, yumuşatıyoruz. Bu hindi yemeği hazır. Bitti. Şimdi hindi hazır. Hindi. Höl tabağı alıyoruz buna. Şöyle. Şöyle hindi. Ha. Ben toplam yiyeyim de. Höyle. Höyle. Üstünde höyle cevizini. Yağdırıyoruz. Serptin mi? Buyur seni köfte halvesi. Benim köfte halvesi hazır. Gülnihan ablamın elinden. Çok teşekkür ederim. Yiyenlere afiyet olsun. Yemeyenlere de. Nasip olsun, nasip olsun inşallah. Herkes nasip çok olsun. Çok teşekkür ederim Gülnihan abla. Ben eline ederim. Sağlık. İyi ki geldin, iyi ki bizimlesin. İyi ki varsınız. Eline sağlık. Hem seni izlemeye hem de bu güzel tariflerini tadmaya devam edeceğiz inşallah. Çok teşekkürler. Şimdi saraylı tarifi vereceğiz. Efendim hamur işleri gücü iş başında. Ayfer ablamla Nevcihan ablamla sizlere saraylı tarifi vereceğiz. Saraylı değil, sarı lira. Ya aslında bu 150 yıllık tescilli bir lezzet Muğla'mızda. Eskiden damat evi kız evine bu tatlıyı yaparmış. Tam göbeğine de sarı lirayı koyarmış. Öyle. Gelin ve gelin evindekiler sarı lira geldi mi diye değil mi? Lirayı aramaya gelirlermiş. Peki ne var içinde? 2 bardak süt, 1 litre su, 2 tane yumurta, böyle biraz da zeytinyağı koyuyoruz. Yiyoruz, bekletiriz hamuru. 1 saat böyle bekler. 1 saat. Evet. Bezelerimiz hazır. Artık evet. Açabiliriz. Evet, yufkalar, hamurlar açılıyor. Tepsiye diziliyor. İçine bir güzel serpiyor onları Ayfer abla. Evet. Susam ve cevizi. Evet. Nevcihan abla da serpiyor. Sonra onları... Yuvarlıyorlar, getirdiler. Bir araya getiriliyor, hı-hı. İki aynen. Kenardan dökülmesin gelmemiş. Diye. Sonra bir daha, bol. Böyle üstüne de döktün mü, içi hamur olmaz. Arka kısmı da böyle. Ceviz böyle ve susamla bezemiş oluyor iki tarafı. Hı-hı. Sonra hafif çekiliyor, uzatılıyor of. Ve yufkalarımızı bu şekilde çarşaf gibi katlıyoruz. Hafif uzatıyoruz, esnetiyoruz. Ve fırına gitmeden önce yağ sürüyor musun? Evet, evet. Kızgın yağ dökeriz işte. Üzerine sonra güzel. Fırına gidiyor. Bıçakla keseriz. Evet. Sonra yağı dökeriz. Ondan sonra fırına süreriz. Ne kadar zamanda pişer? Yarım saat yarım falan saat. Olur. Çok güzel oldu. Piştikten sonra da şerbeti verilecek ve masadaki yerini alacak. Ayfer ablaya çok teşekkür ediyorum. Nevcihan ablama çok teşekkür ediyorum. Birazdan yöresel ula lezzetlerimizle karşınızda olacağım. Efendim her yönüyle muhteşem ulamızın geleneksel lezzetleri masada. Hanımefendilere, ablalarımıza, annelerimize çok teşekkür ediyorum. Ula denince akla muhteşem evleri, güler yüzlü insanları, bisikletleri. Nüfusa göre en çok bisiklet burada var Türkiye'de. Mis gibi havası ve çok orijinal tarifleri gelir. Dondurması da meşhurdur biliyorsunuz. İçinde dondurma olan bir sinema filmi vardı biliyorsunuz. O filmdeki dondurmalar, meşhur dondurmalar hala devam ediyor. Öyle güzel meyvelerden hazırlıyorlar ki çok lezzetli dondurma da yapıyor Ulalı hemşerilerimiz. Çitirmik çocukluğumuzda hani
Eskiler yokluk zamanı ne var? Üzüm var işte, pekmez, susam. Bir şekilde tatlı yapmanın yolunu bulmuşlar. Çitirmik onlardan bir tanesi. Üzerinde fıstığı da var. Olmazsa olmaz yöresel mutfağımızın en güzel, en sevdiğimiz yemeği tabii ki sarma. Saraylı tarifi verdik. Aslında Osmanlı döneminden bize kalan bir tatlı. Çok da güzel görünüyor, çok besleyici olduğuna eminim. Çünkü içinde ceviz ve susam var. Sizler için tarifini verdiğimiz çok güzel kofta da diyorlar ama köfte halvesi. Yine üzüm var işin içerisinde ama cevizle beraber. Müthiş bir yemek tarifi verdik size. Çok faydalı. Siz ona rezene de diyebilirsiniz ya da Arap saçı. Ama buradaki ismi sıralı. Et kavurma. Üzerine isterseniz tabii ki pul biber serpi biliyorsunuz. Bu da Muğla halkası ya da Ula halkası. Bunu annelerimiz de çok yapıyor. Bunun hani şerbetlisi de var, normal kurabiye şeklinde olanı da var, cevizli. Çocukluğumun aslında kurabiyelerinden bir tanesi. Buradaki ismi Ula halkası. Şimdi tadalım. Önce kuzu etiyle hazırlanan sıra kavurmamızı deneyelim. Ama çok yakışmışlar. Arpacık soğanların tadı öylesine hoş geliyor ki bu karışımın içerisinde. Bunu acı da yiyebilirsiniz, pul biber serpme, ama suyu, eti çok güzel. Rezenenin o anason kokusu gitmiş. Tamamen çok leziz bir, hani doğada kendiliğinden olan otlar gibi bir keyif veriyor bu tarifin içerisinde. Tabii çok eski bir tarif, çok da güzel bir tarif. Bunu bence denemesi çok seveceksiniz sebzeli kavurma sevenlere. Şiddetle tavsiye ettiğim bir reçete oldu. Eline sağlık Ayşen ablamızın, sağ olsun. Şimdi saraydan gelen lezzet. Saraylı. İçinde sarı lira var. Bakayım burada var. Sarı lira. Nerede sarı lira? Göbeğinde. Kamera arkasından Nevcihan abla bağırıyor. Göbeğinde. Yani şurada oluyor normalde sarı lira. Bakacağım ona ben birazdan. Önce tadayım. Sarı lirayı almadan gitmem ben bu Ula'dan. Susamla cevizin uyumu şerbetle birlikte, hamurla birlikte muhteşem olmuş. Sarı liradan vazgeçiyorum. Tepsiye alıyorum. Çok güzel olmuş. Şimdi Gülnihal ablamın güler yüzüyle, olanca sıcaklığıyla hazırladığı köfte halvesi. Tadıyoruz. Üzüm, tereyağı, ceviz, bu kombin muhteşem. Sizlere sadece kış aylarında değil, yaz aylarında da tavsiye ediyorum. Çocukların tatlı ihtiyacını giderecek müthiş bir tarif. Hemen elde varsa hızlı bir şekilde bir tereyağında çeviriyorsunuz. Üzerine de şöyle bir ceviz yağdırıyorsunuz. Oldu bitti. Efendim tüm Ulalı hemşerilerimize, hanımefendilere, beyefendilere çok teşekkür ediyorum. Muğla'ya geldiğinizde tabii ki sizler yaz aylarında turizm cenneti Muğla'nın her ilçesi. Ama Ula'ya uğramadan sakın geçmeyin. Ve evet, bu lezzetleri siz de tadın istiyorum. Tavsiyelerime devam ediyorum. Kaç kilo alıp gideceğim. Tedirgin olacak bir şey yok. Ve yabancı değilim. Evet, çilekten bir ısırık alıp tavsiyelere devam ediyoruz. Ekmeği şuradan kenardan hafif yağlıyoruz. Hafif. Bak. Efendim, kaba hamurlu sevenler, otlu börek sevenler, Milas böreğine hasret olanlar, ekran başına yine hamur işine bağladık.
Efendim bu bölgeye geldiğinizde mutlaka Akyaka'da Kadın Azmağı'na gelip bu güzel turu siz de yapın. Azmak Nehri'ndeki muhteşem turun ardından acıktığınızı hissediyorsunuz. Buyurun. Süper. Sevgili Timur şefimizden bu şaşırtıcı ama akıl mahsulü tarifi alacağız. Kavanoz kebabı. Efendim mesele Timur abi olunca o bize tarif veriyorsa kesin bir hikayesi ve bir özgünlüğü vardır. Oğlak çopur. Çok özel bir tarif bu. Aman yarabbim. Testi evet. Kebabı gibi o kadar güzel görünüyor ki. Vallahi ben dayanamayacağım. Bir bakın tavsiye. Kendi olacak gibi değil. Şuradan bir parça alayım hemen hızlı bir şekilde. Evet. Nar gibi kızardı. Ekşili ekşili. Bu ekşi meselesi oğlağa çok yakışıyormuş. Efendim hava mis, biraz rüzgarlı ama zeytin ağaçlarının, narenci ağaçlarının doğada, tabiatta ne oluyorsa çiçek, efendim bitkiler hepsinin kokusu havaya karışmış. Böyle ciğerlerinizi sonuna kadar çekmek istiyorsunuz. Tülay ablam tanıştırayım. Tülay ablamla portakal toplamaya geldim. Beyobası'nın meşhur portakalı. Maşallah sepeti doldurmuş. Doldurdum. Bu ne portakalı? Washington. Burada en çok o mu olur? Hepsi olur, o da çok olur evet. Yazlık, kışlık da yazlık, varmış. Yazlık, kışlık evet. Limonumuz, portakalımız bol olur. Şimdi sıkma portakal doluyor mu? Olur. Sıkma portakal. Başta normal olur. Yemek evet. için değil önce mi? Önce gelir, sıkma portakal sonra gelir. Ha, bundan sonra bundan da sonra sıkma. Sıkma evet. Biraz ben sana yardım edeyim. Sağ olun. Sonra ileride bir duman görüyorum. Dumana doğru ilerleyeceğim. Orada bir şeyler oluyor. Benim işim dumanın yanına gitmek bir halde. Ya bir gurmenin evet. işi köyde duman nerede tutuyorsa evet. hemen 30 saniye içerisinde oraya yetişirse çok şey kazanır. Biraz portakal toplayın, ben sana yardım edeyim. Ardından dumana gidelim. Nerede duman, durman bir an. Bu da benim atasözüm. Şengül abla nasıl? İyiyiz Allah'a şükür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu nedir? Bu sütlaç. Kendi sütümüzden. Pirinç, şeker. Pirinçli. Odun ateşinde. Evet, odun ateşinde. Sütlacımız. Çay da odun ateşinde. Her şeyimiz doğal. Bey obası tabii. Beylerin obası olduğu için burada her şey keyif. Evet. Elinize sağlık. Afiyet İyi olsun. Bir sütlacı yapmak için ne kadar süt, ne kadar şeker, ne kadar pirinç gerekir? Bir kilo süte. Evet. Bir su bardağı pirinç. Evet. Bir kilo şeker, tuz yeterli. Tuz mu? Çok az tuz. Minik. Evet. Hani her tatlı yaptığımız aynen, gibi. Aynen, aynen. Bir tutam böyle bir tuz atacağız aynen. yani. Sütün kaynağını merak ediyorum. Sütün kaynağı kendi marketimizden. Kendi marketiniz mi var? Süt evet. market. Süt market. Biraz sonra götüreyim sizi. Burada. Evet. Hemen şu arkada tam bize göre hamur işleri var. Tamam. Onları anlatalım size. Birazdan markete gidiyoruz. Süt alacağız. Kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsınız? Çok şükür. Çok teşekkür ederim. Sizleri görmek daha iyi oldu. Hemen şöyle şöyle şuraya geleyim bakayım. En sevdiğim masa bu şimdi şu an. Ihlamurlar, cennet hurması, çeşit çeşit doğada kendiliğinden olan otlar, yetiştirdiğiniz otlar, topladığınız limonlar ama en önemlisi ekmekler. Bu ne deniyor burada? Büyük dev bazlama bu. Mayalı, ekşi mayalı ekmeğimiz. Ekşi mayalı ekmek. Katmer. Benim için hamur işlerinde zirve, katmer. Burada dev gibi yapılmış. Saçlar büyük. Saç büyük yanında. Ellerinize sağlık. Markete gidelim. Bu süt nasıl elde ediliyormuş?
Nasıl alınıyormuş? Öğrenelim. Buyurun. Marketi gördüm. Evet. Bizim marketimiz. Gördüm. Kocaman market var. Süpermarket. Evet, geldik marketimizin evet. önüne. Yani her gün böyle sağıyorsunuz. Taze taze çocuklarınızı, aile. Peynirler, tereyağları. Yapıyoruz. Yani sadece süt değil. Tabii. Sütten neler olmuyor ki? İyi ki varlar. Doğrudan ham madde, evet. imalat, halka. Aynen. Tesis burada. Buyurun biraz süt sağlık. Tamam. Çok güzel bir süt tabii ki. Semiz. Otlarla burada besleniyor. Şengül abla deneyim mi bakayım olacak mı? Ben deneyim. Sen al mikrofonu, barter yapıyoruz. Tamam. Gel. Buyurun. Gel. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Birkaç kilo alıp gideceğim. Tedirgin olacak bir şey yok. Ben yabancı değilim. Yalnız kuyruk gelmezse sevinirim. Fazlaca kuyruk kazası olabiliyor böyle durumlarda yani. O sinekler için yapıyor ama bazen yapışı veriyor yüzünüze. Evet, burada keratalar burada. Buzağı orada. Herkes bir kaçışıyor. Buzağısını çağırdı. Biraz da o galiba alacak. Evet. Yeter bize bu kadar Şengül abla. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi bakalım. Tavsiyelerimize devam edelim. Buyur. Efendim, Beyobası'ndayım. Beyobası değil, çilek obası artık. Çilek obası. 16 dönümlük bir çilek bahçesindeyiz. Seralarla donatılmış. Hem açıkta hem de kapalı alanlarda seracılık yapılıyor. Çilekler müthiş. Çok güzel kokuyor. Tam böyle özlediğimiz çilekler, organik çilekler. Organik. Köyceğiz'de, Köyceğiz, Beyobası'nda Beyobası. Yetiştiriliyor. Adı güzel Menderes abimi tanıştırayım size. Nasılsın Menderes Sağ abi? Sağ olun. İyiyiz Allah'a çok Kolay şükür. Kolay gelsin. Sağ olun. Bu sene mahsulümüz nasıl? İyi Allah'a çok şükür. Havalar düzgün gitti canım. Şükür. Güzel gitti. Çilekten biraz bahsedelim istedim ben izleyicilerimize. Şimdi aldık biz manavdan çileği böyle evet. diyelim poşette. Nasıl saklayacağız? Çileği marketten veya pazardan aldığın zaman götürüp hemen kapını açacaksın. Hemen açacaksın. Hava alacak. Hava alacak. Kuru tutmak gerekiyor değil mi Kuru çileği? Kuru tutmak gerekiyor. Nem dolaba kesinlikle koymayacaksın. Sapı? Sapını temizleyip koyacaksın. Dolapta olduğu zaman nem yapıyor. Nem de çürütme yapıyor. Açık da olacak dışarıda. Aa, dışarıda açıkta evet. daha uzun gidiyor. Evet. Hani kaç cins var böyle Türkiye'de üretilen? Vallahi bir çeşit olarak çok. Çok çeşit var değil ama mi? Ama iklim bizim buraya bu uygun. Reçel için hangisi uygun? Bu. Değil mi? Rubigen. Kokulu Rubigen. Aklınızda olsa kokulu Rubigen'den reçel evet. yapacaksınız. Yaklaşık Mayıs, Haziran gibi tamamen reçellik. Tamamen o zaman aromasını daha fazla alır, güneş hattını yani tam alır. Yani baharda evet, lezzetine evet, kavuşuyor, evet. güneşle birlikte ballanıyor, yani, tatlanıyor. O zaman daha başka olur. Evet, çilekten bir ısırık alıp tavsiyelere devam ediyoruz. Muğla'da olup Köyceğiz'i anlatmadan dönmek olmaz. Köyceğiz'in Beyobası isimli mahallesine davetliyiz. Orada çok güzel şeyler anlatacağım sizlere ama Köyceğiz'e bir uğrayalım dedim. Köyceğiz denince akla karettalar gelir, mis gibi havası. Ege ile Marmara'nın kesiştiği noktadayız. Adeta bir turizm cennetidir. Birçok insanın da aslında emeklilik planları buraya göre yapılır. Yerli ve yabancı birçok dostumuz emekliliğim Köyceğiz'de olsun derler. Acaba niçin böyle söylerler? Bence gelip siz de Köyceğiz'i gezin. Bu sorunun cevabını kendiniz bulun. Ben şimdi sizler için bir ön tur yapıyorum. Gezelim.
Efendim, tescilli bir lezzetin izinde Gökova'ya kadar geldim. Muğla köfte en çok bu bölgede yapılır. Kadir ustam işinin ehli. Sizlere bu müthiş tescilli lezzeti anlatacak. Kadir abi nasılsın? Allah aşkına abi, hoş geldin. Bak fırtınaya inat. Evet. Köftemi bırakmıyorum. Evet. Mangalımız hazır. Mangalımız hazır. Hiç önemli değil fırtına. Şimdi çok özel. Tescilli neden aldı diye merak ediyorum. Muğla köftesi sade et olmasından kaynaklı. Et tadı aldığımızı şey yapıyoruz, fark ne ediyoruz. Ne etidir? Bu sığır etinden yapılır, kaburgadan. Neden? Daha mı tutuyor? Sığır et daha tabii ki koyun, kuzu biraz şey... Dağılabiliyor. Dağılabiliyor ve içinde hani kendine has bir kokusu falan evet. olduğu için... Bunda o kokuyu da hissetmezsin. Sadece et tadı alırsın. Bir de farklı bir aroma geliyor böyle. Farklı bir yağ kokusu var. Çok hoş. O nasıl oluyor? İçine biraz kendi hayvan eğer çok yağlı değilse gömlek yağı ilave edilir. Diğer iç yağlar, böbrek kenarındaki yağlar yedikten sonra ağızda donma yapar. Gömlek yağı bunu yapmaz. Kaç kere geçti makineden Kadir abi? Çift çekiliyor. İki defa geçiyor makine. Yağ oranı nedir? 30-40 arası. Güzel. Evet. O yüzden lezzetli. Evet. Yağ ızgarada kalır pişerken zaten evet. çok şurada büyük olduğu için. Şurada bir havuzu var. Evet. Havuzun içinde biberler yani bu bunu biz yağdanlık deriz yani şey tabiri köftecilerde yağdanlık deriz. Bu biraz daha tabii eğimli. Eğimli bir daha ızgara. Geniş, yelpaze şeklinde. Evet. Yağı sadece buraya akıyor. Evet. Ekmek bandıran var mı oraya? Genelde Muğla'da köfte yiyenler bol yağlı olsun diye söylerler. Hani yağ yemeyen azınlıktadır yani. Efelerimiz ağzının tadını biliyor. Evet, evet. Yaktıktan sonra yağın bir zararı yok yani. Yani yüzü veriyorlar yani ne olmuş? Evet. Deniz burada efendim, sahil burada. Ya da bu muhteşem kıyılarda şöyle bir yürürsünüz. Evet. Tamam işte 5 kilometre git, 5 kilometre gel. Gitti Muğla köfteleri. Bakın öyle. Ustalarımız bile fit yani. Evet. Bölgede. O zaman hazırlamaya başlayalım. Ne kadar ekmek o kadar köfte istiyoruz. Anlaşıldı efendim. Kadir abi eline sağlık. İncecik diyet köfte bunlar. Cips evet. gibi. Çok ince. Bayağı küçük alıyor parçayı ve iyi bastırıyor. Çok hızlı pişecek demektir. Aynen öyle efendim. Ne kadar dakika ya da saniyede pişiyor? Yaklaşık 2 dakikada. 2 dakika. 2 dakikada pişeceğini. 120 saniyede köfte midenize gitmek üzere yola çıkıyor. Eline sağlık Kadir abi. Şimdi pişirelim, tadalım. Ekmeği şuradan kenardan hafif yağlıyoruz. Hafif? 100 saniye falan anca. Yani 1,5 dakika falan oldu. Köftelerimiz hazır. 1,5-2 dakikada sunuma hazırlanan müthiş köfte. Muğla köftesi. 100 yıllık lezzet. İki kez kıyma makinesinden geçen köftemiz hazır. Ekmeğimizi biraz kızartıyoruz. Ekmeğimiz kızartıyor. Domatesler biraz yumuşuyor. Ardından yağlanmış ekmeğe köftelerimizi gönderiyoruz ve tadıyoruz. Kadir ustama da teşekkür ediyoruz. Bu muhteşem tarifi Muğla'da, Gökova'da bizimle paylaştığı için. Eline sağlık. Afiyet olsun. Bir yarım daha yiyeceğim. Çok özür dilerim ama çok hızlı bir şekilde bir sonraki tarif için karşınızdayım. Efendim kaba hamurlu sevenler, otlu börek sevenler, Milas böreğine hasret olanlar, ekran başına yine hamur işine bağladık.
Efendim bu bölgeye geldiğinizde mutlaka Akyaka'da Kadın Azmağı'na gelip bu güzel turu siz de yapın. Azmak Nehri'ndeki muhteşem turun ardından acıktığınızı hissediyorsunuz. Buyurun. Süper. Sevgili Timur şefimizden bu şaşırtıcı ama akıl mahsulü tarifi alacağız. Kavanoz kebabı. Efendim mesele Timur abi olunca o bize tarif veriyorsa kesin bir hikayesi ve bir özgünlüğü vardır. Oğlak çopur. Çok özel bir tarif bu. Aman yarabbim. Testi evet. Kebabı gibi o kadar güzel görünüyor ki. Vallahi ben dayanamayacağım. Bir bakın tavsiye. Kendi olacak gibi değil. Şuradan bir parça alayım hemen hızlı bir şekilde. Evet. Nar gibi kızardı. Ekşili ekşili. Bu ekşili meselesi oğlağa çok yakışıyormuş. Efendim kaba hamurlu sevenler, otlu börek sevenler, Milas böreğine hasret olanlar, ekran başına yine hamur işine bağladık. Haydi abla nasılsın? İyiyim, hoş geldiniz. O fırça ne elinde? Hoş bulduk. Ben Milas böreği yapacağım. Milas böreği için hazırladığımız. Biraz Naide ablamdan ve bu güzel atölyeden sizlere bahsetmek istiyorum. 100 yıllık lezzetleri tekrar açığa çıkaran muhteşem bir dernek kurmuşlar. Yaklaşık 170 hanımefendi var dernekte. Burada da aile bütçesine katkı sağlasınlar diye üretici olan hanımefendiler yaptıkları ürünlerden Milas'ı ziyarete gelen sizlere gitti. Nasıl yapacağız şimdi? Yaparız. Merdane'yi de kaptırdık. Olsun Mersin, biz oklavayla yapacağız. Hülya abla niye aldın sen benim merdane? Ben merdane olmadan sahnede mikrofonsuz, ekran karşısında merdanesiz konuşamıyorum. Bitti mi işin? Alacağım. O da kaba hamurlu yapıyor. Efendim o kadar güzel işler yapıyorlar ki. Gerçekten çok örnek yaptığınız çalışmalar. Çok sosyal bir dernek. Şimdi bu börekten bahsedelim aslında. Bahsedelim. Şimdi nasıl bir börek, ne zaman yapılır? Evet, bu her zaman yani evlerimizde devamlı yapılan bir börektir evet. Bu. Bir de çok çeşitli otlarla yapılır. Hangi otlar? Ispanak var, pazı var, dereotu var, gazyak var, köreme var, gelincik otu var. Bizim yani yöremizde gerçekten çok çeşitli ot var. Gençler biliyor mu otları? Gençler acık etçil de. Biz gari evde bunları ede alışacaklar, ne yapacaklar? Ama şimdi çalışmalarınız da var. Mesela burada bizim Timur hocamız var sağ olsun. Otlarla alakalı bilgileri derleyip topladığı kitaplar da var. Bizden sonraki nesle doğru şekilde bunları iletmemiz gerekiyor. Şimdi öyle kaldın sen, ne yapıyorsun? Ben kaldım böyle, sen konuştun da işte bastığın yerleri bilmedim ottan, değil mi? Şimdi nasıl yapıyoruz? Kaç şimdi katlı? Biz, kaç katlı? 24 katlı bu börek. Sen katları da bize söyle. Söylememin işi anladık duruna baksın ya. Evet. Şimdi önce şeyimizi yağlayalım, tepsimizi yağlayalım. Evet, altını yağlıyoruz ki kızarsın yani. Kızarsın. Yapışmasın hamurumuz oraya. Yapışmasın. Ben tutayım şöyle tepsini. Beş oldu. Beş olacak. Ondan sonra altıyı da koyduk mu otunu koyacağız. Altıncı kattan sonra otlar gidiyor. Burada herhalde 10 çeşitten fazla ot var. Fazla. Peki peynirden hiç bahsetmedin bana. Çökelek peyniri. Aslında otların tadını bağlayan birbirine fermente yani bir süt ürünü peynir. Güzel tamam. Oluyor hakikaten. Bütün şimdi, otlu gözlemelerde peyniri görüyoruz. Çökeleği de hep kendimiz yaparız biz. Onunla beraber mis gibi kokulu otlar. Müzik
Otunu da bolca katıyoruz 6. kattan sonra. Evet. Başka hangi katta karşılaşacağız otla? 4. 6'dan sonra 10. 10'da. 10. katta. Bir şey daha 4 4 gideceğiz. Bakın şimdi neden bu kadar hafıza güzel? Neden? Tazelenme Üniversitesi diye bir üniversite var burada. Sizi tebrik ediyorum. Normal buradaki büyük üniversitede, devlet üniversitemizde akşam vakitlerinde veya hafta sonlarında 60 yaşın üzerindeki abilerimiz ve ablalarımız Tazelenme Üniversitesi'ne gidiyorlar. Yani bilgi tazeleme. Evet. Ne için, ne amaçla? Alzheimer'a karşı beyin devamlı taze olsun diye tazelenip dururuz gari. Gidip tazelenip dururuz orada işte. Tazelenmekten bahsetmişken böylesine güzel bir vilayetimizde böyle gelişmeler de var. Bütün illerimizde de olur inşallah. Hem güzel vakit geçer, sosyalleşilir, orada projeler üretiyorsunuz. Bir şey diyeyim mi? Bize üniversite hocaları ders veriyor. O akşamüstü gidiyoruz, gönüllü, hepsi gönüllü. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Biz de çok müteşekkiriz. Bize çok güzel zaman geçirtiyorlar, bilgilerimizi tazeliyorlar. Yani biz ileride Alzheimer olmamak için devamlı beynimizi şeyde sürekli sosyalleştiğiniz için, sürekli bu işlerle meşgul olduğunuz için zor. Allah sağlık, sıhhat versin. Evet, Rabia ablacığım, Hülya ablacığım, elinize sağlık. Afiyet olsun. Haydi abla, afiyet olsun. Yarasın. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben birazdan tadacağım ama lezzetli mi lezzetli? Tarifler miyiz? Muğla'mızda devam ediyor. Efendim, Güney Ege'nin incisi Akyaka'dayım. Gökova Körfezi'ne dökülen Azmak Nehri'nin kıyısındayım. Serin sularını 2,5 kilometre boyunca Gökova Körfezi'ne ulaştıran Azmak Nehri'ni kıymetli ağabeyimle anlatacağım sizlere. Bu güzel manzaraya sizler de şahit olmak istiyorsanız buyurun. Şahide abimizle bir tur atalım. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Efendim, Akyaka'dan ne zaman geçersem geçeyim mutlaka kadın azmağına uğruyorum. Genelde de Şahide abi karşılıyor beni. Teşekkür ederim. Neden kadın azmağı deniyor Şahide abi buraya? Kadın azmağı bizler dahi bilmeyiz. Eski tarihte kadınlarımız çamaşır yıkarlarmış. Bu derinin kenarları evet, azmağın. Nehrin yaklaşık %20'si maden suyudur. Azmak kelimesi kayıp su. Yani geldiği yer belli olmayan su anlamına geliyor. Nehrin oluşumu tamamen yer altından çıkan taban suyu desteklemektedir. Bu su denizin içinde birçok yerde çıkmaktadır. Bakınız köşede restoranın içinden çıkıyor su. Arkanıza bakın, evlerin altından çıkıyor su. Onlarca farklı yerden ağacın, buz gibi su çıkıyor. Evet, ağacın köküne bakınız, kaynak orada suyu. Çıkıyor. Tamamı şimdi, doğaldır. İnsanlar yaz aylarında çok sıcak olduğunda burada serinlemeye geliyorlar. Evet, evet. Gerçekten çok güzel alanlar var altında. Bir de tatil yollarının tam merkezinde olduğu için buraya mutlaka ailelerimiz ve tatilcilerimiz uğrarlar. Ara durak gibi. Şimdi balık popülasyonu ciddi. Karettalar var, samurlar var, samurlar. Ördekler süzülüyor. Yaban ördekleri var. Yaban ördekleri var, sazlıklar. Çok yani, çeşitli sazlıkların içindeki çok çeşitli kelebekler var. Yusufçuk kelebekler özellikle. Yaz aylarında değil mi? Tabii özellikle. Oldukça. Çeşit çeşit, rengarenk. Kırlangıçlar olmasa daha çok çoğalacaklar da kırlangıçlar çok iyi. Doğan ama doğanın yaşama zinciri. 2,5 kilometre boyunca buz gibi sular Gökova Körfezi'ne dökülüyor efendim. Hakikaten mutlaka görülmesi, şöyle bir kayıkla gezilmesi gereken bir lokasyon burası. Burayı unutmayın. Akyaka'da evet. Kadın azma. Artık son zamanlarda Akyaka yazılır, Aşk Yaka okunur. Öyle mi? Evet. Akyaka yazılır, Aşk Yaka diye okunur. Evet. Sizlere tavsiye ediyoruz. Bu bölgeye geldiğinizde mutlaka Akyaka'da kadın azmağına gelip bu güzel turu siz de yapın, bu keyfi siz de yaşayın. Teşekkür ederim. Bizim tavsiyelerimiz devam ediyor. Meseleyi balığa bağlamam lazım artık, değil mi?
Efendim, Azmak Nehri'ndeki muhteşem turun ardından acıktığınızı hissediyorsunuz. Hemen ustanın en iyisinin yanına varıyorsunuz. Size tıpkı ismi Akyaka gibi Akya balığı hazırlıyor. Biz şimdi kavurma hazırlayacağız. Mesela aynı kavurmanın somondan yapılan çeşidi de var somon balığında. Ama biz size çok sevdiğiniz lezzetli mi lezzetli uskumrugillerden Akya'nın kavurmasını hazırlayacağız. Nasılsın Kadir Usta? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Vallahi çok iyi. Sizin kadar iyi olamayız. Yani şu Akyaka'da yaşamak bir ayrıcalık. Kesinlikle. Şimdi önceden hazırlıklı yapmışsın. Çok teşekkür ederim. Rica ediyoruz. Eline sağlık. Rica ediyoruz. Gerçekten çok lezzetli bir eti var. Çok faydalı bir balık sağlığımız için. Omega ihtiyacımız malum. Dolayısıyla çocuklarımız için hani kılçıksız balık sevenler için müthiş bir tavsiye olacak. Peki kavurmada neler var? Kavurmamızda akya balığımız. Bunu önceden terbiye edin, biraz bekledin mi? Hafif. Marinasyonu var mı? Zeytinyağı, evet. Hafif tuz. O kadar. O kadar. Kavurmada olmazsa olmaz nedir yanında? Soğanımız, sarımsağımız, mantarımız, dereotumuz, baharat çeşitlerimiz. Çok güzel. Kimyon var orada. Kimyon. Kekik var. Kekik. Karabiber. Karabiber, tuz. Tuz. Tabii müthiş zeytinyağınız evet. Var. Mantar da var. Efendim hazırlıklarımız aslında tamam. Şimdi balığımızı hazırlamaya başlıyoruz. Önce ne yapalım Kadir abi? Önce tavamızı ateşe bırakıyoruz. Tamam. Tavamızı ısıtıyoruz. Ondan sonra? Ondan sonra çok hafif. Tavamızı evvela ısıtır gibi. Evvela sarımsak soğanla galiba başlayacağız değil mi? Evet. Onları kavuralım. Şimdi artık balık vakti geldi galiba. Evet, balığın vakti soğanımız, geldi. Soğanımız, sarımsağımız ve mantarımızı pişirdik. Evet. Hafif yumuşattık. Şimdi balıkları tavaya uğurluyoruz. Ardından baharatları hemen mi? Baharatları pişmeye yakın. Acılaştırmasın, kesinlikle. Tadını bozmasın. Balık rengini değiştirdiği zaman baharatları atıyoruz. Bir dakika sonra... Güzel Türk noktası. Balık rengini değiştirecek, beyazlaşacak. O bildiğimiz rengine gelecek. Ardından baharatları atabilirsiniz. Peki... Dereotu mu bu? Dereotunu en son servis yaparken üstüne serpiyoruz. O da farklı bir omega ile tuna'nın lezzetiyle beraber özdeştiği zaman yani parmakları ısıtıyor diyebiliriz. İşin sırrı zaten son nokta. Parmakları yiyeceğiz aslında. Kesinlikle. Kadir Şef'im elinize sağlık. Rica ederim. İzliyoruz. Ardından balık mahsulleriyle süslenmiş güzel bir masayla karşınızda oluyorum. Sağ olun. Siz sağ olun. Evet efendim, bahsettiğim masayla karşınızdayız. Yeryüzündeki cennetteyiz. Akyaka'da, Gökova'dayız. Ve onun aşığı diyebilirim. Sevgili Fatih kardeşim benim. Fatih'im, neler yok ki tabii masada. Biz Akya'dan çok güzel bir kavurma hazırladık. Evet. Sanki uzay mekiği gibi duruyor orada kalamar. Evet. O kadar güzel yapmışsınız ki. İsmi nedir burada? Kalamar ızgara bu. Izgara bizim Gökova Körfezi'nden çıkan kalamardan... Bütün deniz ürünlerini aynı şekilde tercih ediyoruz. Aynı genelde... lezzet var değil mi? Suları soğuk olduğu için, evet. Serin olduğu için daha çok yağlanıyor. Kesinlikle öyle. Gökova Körfezi'ne Akyaka Azmağı gibi birçok akan nehir var. O suyun sıcaklığını düşürüyor ve balıkların daha yağlı olmasına sebep oluyor. Ve böylece balıklar daha lezzetli oluyor. Avokado ve karidesin eşsiz bir uyumu var. Taçlanmış evet. Avokadolar karidesle. Avokado soslu karides diye biz bunu servis güzel. Ediyoruz müşterilerimize. Nasıl uyumu güzel? Şöyle normalde avokado tropikal bir meyve. Ama artık bizim buranın coğrafyasında da yetişmeye başladı. Biz genelde dediğimiz gibi deniz ürünlerinde olduğu gibi meyve, sebze ve diğer ürünlerde de burada yetişen ürünlere öncelik veriyoruz. Elinize sağlık. Aynen. Bu da kayak çokça koruğu. Çokça seviliyor kayak koruğu. Kayak tüm koruğu. Ege kıyılarında evet. Pek tercih edilir. Deniz kenarındaki taşlar üzerinde yetişir. Bu yeşilliğin adı nedir? Bu bakla yaprağı. Bu mevsimsel Allah Allah. Bir iştah açıcımız. Peki bildiğimiz bakladan mı yetişen? Evet, bildiğimiz baklanın yaprağını böyle meze olarak bizim Egeliler çok sever. Ne yapmamızı tavsiye ediyorsun? Özellikle zeytin ağaçlarımızın altında bolca yetiştiririz. İçindeki fosfor, azot yüzünden. Taze taze toplayıp güzel bir zeytinyağı ile soğuk sıkım. Üzerine dilediğiniz gibi pul biber, kuru biber ve
Onlarla eşlik ederek gayet keyifli bir meze haline geliyor. Ev yapımı bir biberle onu taçlandırmışsın. Evet, evet. Bayağı da acı görünüyor. Evet, Arnavut biberim. Yine kalamardan hazırladığımız sübye mi? Evet, sübye de her ne kadar kalamara benzese de aynı familyadan ama bizim toplumumuzda çok bilinmeyen bir yumuşakça deniz ürünü. Evet. Aşağı yukarı görüntüleri birebir aynıdır. Tadı? Her ne kadar benzemese de onun kadar lezzetlidir. Eyvallah. Sadece limonda pişirdiğim evet, burada. Evet, herhangi bir ısıl evet. işlem görmeden sunulan levrek marinimiz. Süper bir yeşilliğimiz var, Şevketi Bostan. Evet, biz yine Egeliler. Sıcak otları ve bu bölgede yetişen endemik türleri çok severiz. Şevketi Bostan yine bu bölgede yetişiyor. Çok sağlıklı. Kuzu etiyle de yapılıyor ama burada zeytinyağlı bu şekilde de sunuluyor. Evet. Akyaka'da. Ben artık deneyeceğim balığımı. Biraz buyurun başlayabilirsiniz. Evet. Akya balığımız. Mantarlarla. Mantar, soğanla, sarımsakla. Süper sunumuyla karşımızda ve tadıyoruz. Biraz soğanından, sarımsağından aldık. Tam anlayamadım. Buyurun. Süper. Kavurma aslında birçok balıktan yapılabilir. Ama önemli olan balığın yağlı ve biraz lop etli olması. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Fatih, sağ olun. Elinize sağlık. Kadir Usta'ma da teşekkür ediyoruz. Ve lezzetli tavsiyelerimiz için Muğla'da tekrar yola koyuluyoruz. Buyurun. Efendim, Gökova cennetten bir köşe. Sakinler de kıymetini iyi biliyor. Şefleri de. Çok sevdiğim şefim Timur Koca Bıçak'la beraberim. Nasılsınız, iyi misiniz? Tam vallahi böyle güzel mevsimler Gökova'da, sezon öncesi. Evet, ilkbahardayız. Evet. Neredeyse yaza az kaldı. Kavuşacağız. Çok az kaldı. Tabii bu mevsim geçişinde de en güzel yemekleri burada yapıp sizlere sunmak istedik. Sevgili Timur şefimizden bu şaşırtıcı ama akıl mahsulü tarifi alacağız. Kavanoz kebabı. Evet, kavanoz kebabı için öncelikle tabii ki yapacağımız yemek aslında bir güveç. Evet. Ama evimizde güveç olmadığına göre, şu an elimizde güveç yok. Ne var? Kavanozumuz var. O halde kavanozun içerisine koyacağımız malzemelerimiz var. Dana eti kullanıyoruz. Evet. Dana etinin en lezzetli yeri. Antrikot. Sebzeleri de olacak içinde. Evet, içerisinde yine güveçte kullandığımız ne var bizim? Soğan var, biber var, domates var, evet. Sarımsak var ve baharatlar kullanacağız. Tabii Muğla'ya gelince Muğla'da zeytinyağı olmazsa olmaz. Hem de en lezzetlisinden, en nefasetlisinden. Öncelikle etimizi doğramakla buyurun. Başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi kuşbaşı kuşbaşı doğruyoruz etimizi. Hemen kabımızı alalım. Evet. Çok lezzetli öyle bir görünüyor. Yemek olacak. Etimiz de hani çok güzel dinlenmiş. Peki eti doğradıktan sonra ne yapacağız Timur Şef'in? Evet, etimizi marine edeceğiz ama... Baharat ve yağ ile. Baharat ve yağla marine edeceğiz. Böyle avucumuzla ovacağız. Güzelce ovacağız. Marinasyona hani... kadar devam ediyoruz. Buyurun. Baharatları ve yağını verdikten sonra marinasyonunu yaptık ve içerisine biberi, soğanı ve domatesi koyacağız. Fırında yaklaşık 180 derece civarında bir ısıda yaklaşık 1-1,5 saatte lokum gibi oluyor. Etinize güveniyorsanız 1,5 saatte tandır etkisi. Oo, süper bir kebap, süper bir tarif sizlere. Tamamlıyoruz ve fırına uğurluyoruz. Evet. Tüm aşamalara dikkatli bir şekilde izleyin. Çok merak ettiğinizi biliyorum. Hiçbir aşamayı kaçırmayın. Teşekkür ediyoruz. Böylesine güzel bir tarif bizimle paylaştığınız için. Birazdan farklı bir sürprizimiz daha var. Biter mi bizde yemek? Bitmez tabii ki. Az sonra.
Efendim mesele Timur abi olunca o bize tarif veriyorsa kesin bir hikayesi ve bir özgünlüğü vardır. Yine öyle bir tarifle karşınızdayız. Oğlak çopur. Timur Şef'in malzemelerimiz nelerdir? Evet tabii ki olmazsa olmazı oğlak eti. Neresi? Bir yaşını doldurmamış oğlak etinin biz ne yaptık? Yarısını kullandık, hemen hemen yarısını. Aşağı yukarı bir 5 kilo civarında burada bir oğlak var. Diğerleri biraz tereyağımız var. Zeytinyağı olmazsa olmaz. Evet, sarımsak. Sarımsak mutlaka bölgenin vazgeçilmezi. Un var birazcık sosu bağlayabilmek için. Karabiber ve tuz kullanacağız. Evet. Tabii ki ekşilik için limon kullanacağız efendim. Efendim pişmeye gidiyor oğlak, ardından ustam sosunu hazırlıyor. Onları bir araya getiriyor ve birlikte sizleri masada karşılıyor olacağız. Buyurun. Şefim elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Kavanoza hapsettik kebabı. Bu bir ilk bizim programımızda. İlk kez kavanoza hapsettik ve çok güzel görünüyor. Safa sağlam kavanozlarımız çıktı. Oğlak çopur hazır. Bunun yanında yine pilavımız, bulgur pilavımız ve meşhur tarhanamız var. Burada da tescilli topan tarhanama. Çok çeşitli tarhana var. Kaç çeşit var burada tarhanamız? Evet, tüm Türkiye'de yaklaşık 40'ın üzerinde tarhana görüyoruz ama Muğla iline geldiğinizde Muğla'da 7 çeşit tarhana var. Neden diyeceksiniz? Neden bu kadar? Neden? Çünkü Bodrum'un tarhanası farklı, Fethiye'de farklı yapılıyor, Ula'da farklı, Muğla merkezde coğrafi işaretli Göce tarhanası farklı. Ben tarhanayı birazdan tadacağım ama şu önce yaptığımız, hazırladığımız yemekleri tatmak istiyorum. Kavanozun açılışı zor oluyor mu? Testi kebabı gibi kırmaya gerek var mı? Yok. Tamam, bakalım mı? Güzel, bakalım nasıl evet, açılır. Tatalım. Biraz sıcak ama şöyle. Bayağı sıcak oluyor, evet. Dikkat etmeniz lazım. Evet. Bravo. Evet. Ustanın eli de yanmaz biliyorsunuz, ustaların eli yanmaz. Of. Yandı mı? Yandı efendim. Evet, tabağımızı şöyle alalım istersen. Evet. Evet. Bakın içine hiç su koymamıştık değil mi? Aman yarabbim. Testi kebabı bakar mısın? Testi kebabı gibi o kadar güzel görünüyor ki. Çatalımı hazırladım. Evet. Tabii yetmez. Allah'ım. Masada bir gurme ve bir şef varsa Allah'ım. Bir kavanoz yetmez. Allah'ım. İki olsun. Çok güzel görünür. Şuradan suyundan, tanelerinden, sebzelerinden hepsi iç içe olmuş zaten, harmanlanmış. İnanılmaz bir lezzet çeşnisi bence. Koku öyle söylüyor bana. Çok şaşırtıcı. Timur Şef'im elinize sağlık. Tabii bir kavanozda böyle bir lezzeti hapsedebileceğimizi, yani güveç tadından da öte lezzet bombası. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Vallahi ben dayanamayacağım. Bir bakın tavsiye. Kendim yaptım. Yanacak gibi değil. Siz onu tadarken ben de oğlağa doğru uzanıyorum. Hmm. Şuradan bir parça alayım hemen hızlı bir şekilde. Evet. Kaburga bölgesinde. Nar gibi kızardı. Ekşili ekşili. Bu ekşimesiniz oğlağa çok yakışıyormuş. Bambaşka bir seviyeye taşımış oğlak etini. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Timur Hocam. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Muğla'daki tavsiyelerimizin sonuna geldik maalesef. Muğla, masmavi denizleri, yemyeşil kıyıları, ormanları, köklü tarihiyle ve efeleriyle, güler yüzlü insanlarıyla çok kadim ve gezilesi görülesi bir diyar.
biliyorum hepiniz gezdiniz, birçoğunuz gördünüz ama bir de bizim gözümüzle keşfedin istedik. Şeflerimize, hanımefendilere, beyefendilere çok teşekkür ediyoruz. Muğla'yı tabii ki özleyeceğiz. Haftaya tekrar başka bir ilimizde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.